Bu çalışmamızda Pico kartın üzerinde yer alan dahili LED'imizi 1 saniye aralıklarla yakıp söndürmeyi göreceğiz. Ekranımızda şu an yanıp sönen bir tane LED görmektesiniz. Sol tarafta da bunun kodları yer almakta. Bu kodları Tony programına yazdıktan sonra burada yeşil renkli çalıştır butonuna bastığınız zaman kartın üzerindeki LED yanıp sönecektir. Durdurmak için de kırmızı butona basıyoruz. Görmüş olduğunuz şu an yanık durumda. Tam sönük olduğu zaman durdurursak daha iyi olacaktır. Şimdi kodlarımızı nasıl yazdığımızın detaylarına geçebiliriz. Öncelikle birinci satırda machine kütüphanesinden pin fonksiyonunu çalışmamıza dahil ediyoruz. Bu pin fonksiyonu sayesinde Kiko kartımızın üzerinde bulunan pinleri kontrol edebileceğiz. Bu machine kütüphanesi sayesinde de MicroPython ve Pico arasında iletişim kuracağız. Çalışmalarımızda birinci satırdaki kodu sürekli olarak kullanacağız. İkinci satırda UTime kütüphanesini çalışmamıza dahil ediyoruz. LED'imizi bir saniye aralıklarla yakıp söndüreceğiz. Zamanla ilgili kod yazacağımız zaman bu kütüphaneyi kullanacağız. O yüzden çalışmamıza bu kütüphaneyi dahil ettik. Üçüncü satırda dahili LED isminde bir tane nesne oluşturduk. Nesnemize eşittir diyerek pin fonksiyonunu dahil ettik. Kartımızda bulunan dahili LED'imiz 25 numaralı pine bağlı. O yüzden buradaki 25 sayısını kullandık. Böylelikle program 25. pini kullanacağını anlıyor. Daha sonra da pinimizin biçimini tanımladık. Buradan pinimizin biçimi çıkış olarak ayarlandı. Çünkü kartımızdan sinyal göndereceğiz. Bu sinyaller karttan çıkacağı için çıkış olarak ayarlamanız gerekiyor. Daha sonra dördüncü satırda bir val döngüsü oluşturduk. Dördüncü satırdan sonra gelen bütün satırlar val döngüsünün içinde. Buradaki boşluktan zaten bunu anlıyorsunuz. Eğer val döngüsünden sonra bu şekilde boşluk olarak kodları yazmazsanız bu döngün içinde kodlar anlaşılmayacaktır. Buna dikkat edelim. Val döngüsü sayesinde içeride yazılan bütün kodlar sonsuza kadar çalışacaktır. Yani kartı elektrikten çektiğiniz zaman tabii ki çalışmayı durduracaktır. Diğer ilk üç satır while döngüsü içinde değil. Bu kodlar o yüzden bir kez okunacaktır ve bir kez çalışacaktır. While döngüsünün içine girdiğimiz zaman içerideki kodlar sürekli olarak çalışacaktır. Burada true ifadesini kullanarak hemen döngünün içine girmesini sağladık programın. İlk satırımızda yani 5. satırda while döngüsünün ilk satırı olmuş oluyor. Burada daire LED'imize sıfır değerini gönderdik. Sıfır değeri 25 numaralı pine gidince kart oraya sinyal göndermiyor. O yüzden de led yanmıyor. Yani bu kodla ledin sönmesini sağladık. Daha sonra bir tane zamanlama ekledik. Utime kütüphanesinden sleep yani uyku fonksiyonunu çağırarak bekleme süresi oluşturduk. Buraya 1 yazdık. Yani 1 saniye boyunca bu şekilde bekleyecektir. 7. satırda da ledimize 1 değerini gönderdik. Yani ledimizin yanmasını sağladık. Yandıktan sonra da yine bir bekleme süresi oluşturduk sleep komutuyla. Bir saniye bu şekilde bekleyecek. Yani bir saniye sönecek. Bir saniye yanacak. Sekizinci satırdan sonra tekrar while döngüsü içinde olduğumuz için beşinci satır tekrar çalışacak. Yani ledimiz sönecek. Bir saniye bu şekilde bekleyecek. Ardından 7 ve 8 çalışacak. Bir saniye ledimiz yanacak. İsterseniz buradaki bir ifadelerini değiştirebilirsiniz. Slip komutunda. Böylelikle 2 saniye, 3 saniye gibi bekleme süreleri oluşturabilirsiniz. Kendinize göre bekleme sürelerini buraya yazabilirsiniz. Böylece projelerinizde dahiliyle yakıt söndürerek çalışmalar yapabilirsiniz.